kuştan çıkan bir avcılarımızın son durumuna bakalım. Ne duruma gelmiş, neler yapmış. Evet, kekini az bırakmış. Kek vermemiz gerekiyor buna. Evet, bunu da az kalmış. Evet. Görüldüğü gibi yavru alanı son çiteye kadar gelmiş. Gayet iyi gözüküyor. Çelişme var. Arka tarafında yani yeni yeni nektar gelmeye başlamış. Diplerinde belli oluyor ışıldamalar var. Nasıl olsa bu kovanı bazı sezonu yetiştirip kata çıkaracak. Ben kesinlikle zayıf kolonileri güçlendirmek için uğraşmıyorum. Yani güçlüyü alıp zayıfa vermiyorum. Yani Muhsin hocam dediği gibi zayıfı alıp güçlüye vermek lazım. Her zaman güçlü daha çok fark ettiğinden dolayı güçlüyü de güçlü nüfusunu azaltmak doğru değil. O yüzden hiçbir zaman zayıf koloniye destek için güçlüden almıyorum kesinlikle. Zayıfa biraz daha özen gösterip güçlendirmeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burası dolmuş artık. Bak, yavru alanı iyice genişlemiş artık. Bu şekilde devam ediyor. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi yavru alanı artık günden güne genişliyor. Son çiteye kadar gelmiş. Önümüzdeki günlerde bu bir çite daha ister. Anası boyası olduğu için göremedim şu anda. Güneş de yüzüme vuruyor. Anasını gördüm. Şurada geziyor. Bu 2018'in sonuna doğru olan anamız. Parmağın ucunda. Evet, bu şekilde dolaşıyor. Son çiteye yavru atmak için dolaşıyor. Evet, görüldüğünüz burası dolu. Gelişme var. Bunu bazı sezonda nasip olursa kata çıkarmış olacağız. Hazretliğinden dolayı biraz sarstım arıları. Çünkü hava serin, fazla kurcalamak istemiyorum. O yüzden anasını da gördük, yumurtanı da gördük. Gerçekten bitmiş. Önemli olan bu. Kek verelim buna. Bunda takviye ihtiyacı var. Bunlar da az kalmış. Bunlar da bitirsin. Geçmiş şurubunu ediyorum. Tekrar söylüyorum. Her zaman ben invertez enzim şurubu kullanıyorum. Yani yağma sıfır. Yağma olmuyor. Koku yok. Eşkimesi yok. O yüzden aylarca dursa bana mısın demiyor. O yüzden herkese tavsiye ederim. Ben yıllardır kullanıyorum ve şeyini de gördüm. Yani faydasını gördüm. O yüzden herkese tavsiye ederim. İşte bu kadardı. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ederim.